Hami'yi selamlıyorum, hepinizi selamlıyorum. Selam, dua size olsun. Rahmet, mağfiret, İsa Yusuf Alptekin'e olsun. Mesut Sabri efendilere olsun. Muhammed Emin Buğra büyüklerimize olsun. Rahmet onların, mağfiret onların, selam sizin olsun. Diyeceksiniz ki niye bu kadar neşelisin? Sıralar boş, hiç önemli değil. Ama ben şahit oldum. Girdiğimiz zaman daha bir saat öncesine kadar buralar balacalarla doluydu. Onlar bizim ümidimiz. Bu gidenler gitsinler, yollar açık olsun. O balacalar bize yeter. Biz onlarla beraber yürüyeceğiz. Hedefe yürüyeceğiz. Elimizde gök bayrak. Yürüyeceğiz. Şimdi hem son söz, ahir kelam, hem de dua dedi kardeşim. Ben Berat Hacım'a da rahmet okuyorum. Allah ona da rahmet eylesin. 1996 ilinde Alimcan kardeşimle beraber Silivri Kapı'daki o bizim apartman var ya, Hidayet. Hah, orada bizim apartman var ya. O apartmana gittik. Onun ya ikinci katı olacak ya üçüncü katı, işte 1933'te kurulan Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutladık. İlk olarak orada ben şişin ucundan tuttum, şişten şiş yedim. Dedi ki rahmetli, bu böyle yenir evlat, bu böyle yenir. Baş üstüne dedik, yedik. Ye dediği şey kuzu şiş. Onu da rahmetle anıyorum. Onu da rahmetle anıyorum. Ama bu balacaları yetiştiren, buraya kadar taşıyan, buraya gelme ruhuyla onları dolduran, beyinlerini dolduran analara, atalara da teşekkür ediyorum. Bugün bizim müstakillik günümüzdür. Bir diş problemim var, onun için pek konuşamıyorum. Tabii içinizden iyi ki konuşamıyorum. Çabuk kesecek diyorsanız sakın demeyin ha. Dediğinizi anladığım anda uzatırım. Şimdi burada herkes konuştu. Sevgili hocam, Allah razı olsun. Benim demek istediğimi dedi. Kimin ağzından? Efendim Muhammed Emin Buğra Han'ın ağzıyla dedi. Dedi ki, paşam, paşama söyleyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ama Doğu Türkistan davası asla ve asla iç siyasete alet edilir. Bu büyük bir davadır. Yine ben de şunu diyorum. Doğu Türkistan davası değil, iç siyasete alet edilmesi herhangi bir cemaatin, herhangi bir kliğin, herhangi bir hizbin yücelme vasıtası da olamaz. Herkes yücelecekse yolunu bulsun, yücelsin. Hiç kimsenin Doğu Türkistan davasının omuzlarına basarak yücelmeye hakkı yoktur. Buna cüret de etmesin. Omuzumu çekeriz, çekeriz omuzumuzu düşer yere. Ben sizinle dün tanış olmadım. Ben sizinle 25 sene önce tanış oldum. Üstelik siyasete de girdim.
Ama hem canımı, hem ilmimi, hem titremi eğer siyasi bir paye kazanmışsam, kazanmış olduğum o payeyi de bu davanın emrine verdim. Bir kere ümitsiz olmayacağız. Allah'tan ümit kesilmez. Ben geçen konuşmamda size söylemiştim. Estaizu billah keteballahu le'alibenne ene ve rusuli. Rabbim buyuruyor ki mutlaka ve mutlaka Allah yazdı, hüküm altına aldı. Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Karşıda kim olursa olsun. Hıtay nedir ya? Eninde sonunda galip geleceğiz. Fakat bakın şunu da size tekrar ediyorum. Aynı şeyleri söylemeyeyim. Rabbim hem bizi imtihan ediyor hem de zalimi imtihan ediyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir de şunu hiç unutmayacaksınız. Bakın. Asla ve asla fiili durumu görmemezlikten gelemeyiz. Objektif durumu, anlaşılıyor mu? Fiili durumu, mevcut durumu görmemezlikten gelemeyiz. Bunu dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir örnek vereyim size. Efendimiz hicret edecek, hicret. Hazreti Ali Efendimiz'i bıraktı yatağında. Kendisi 100 kişiye, 1000 kişiye sorsanız Mekke'den Medine'ye nasıl gidilir şuradan gidilir. Peygamberimiz o güzergahı takip etmedi. Peygamberimiz sanki Yemen'e gidiyormuş gibi güneye gitti. Cidde hizasına gelince hemen oradan Kızıldeniz'e doğru döndü. Kızıldeniz'in kenarından tabir caizse kulağını şu şekilde göster. Peki ben size soruyorum. Rabbim Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye gideceğini bilmiyor mu? Peygamberimizi halasının hanesinden Mescid-i Aksa'ya, oradan da efendim huzuruna gel deden çıkaran Rabbim onu Mekke'den Medine'ye götürmeye muktedir değil miydi? Siz söyleyin. Ama o bize şunu gösteriyor. Fiili durumu, günün şartlarını göz önüne alacaksınız, ona göre çalışacaksınız, ona göre kendinizi hazırlayacaksınız. Mevcut şartları göz önünde bulundurarak ona göre hazırlanacağız. Şu yavrular var ya, bunlar bize Allah'ın lütfu bunlar. Bunlar, bu yiğitler bize Allah'ın lütfu. Rabbim onlara uzun ömürler versin. Onları geleceğe göre hazırlayacağız. Bizim Doğu Türkistanlı cemaat olarak, topluluk olarak efendim daha çok bizim ruhumuzu yüceltecek, bizim kaynaklarımızı okuyup bize aktaracak olan ilahiyatçıya, tarihçiye, edebiyatçıya, romancıya ihtiyacımız var. Elbette ki hukukçuya da ihtiyacımız var. Doktora da ihtiyacımız var. Yani kimse kusura bakmasın. Biz hazırlığa başlayacağız. Rabbim devletimizi kurmayı bize nasip ettiği zaman bizim bütün elemanlarımız elimizde hazır olacak.
Ha elbette ki ticaretle de uğraşacaksınız bu çoluk çocuk. Neyle geçinecek? Neyle okuyacak bunlar? Yani ona realite diyorlar. Yani gerçek neyse, fiili durum neyse bunu göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bir de tamam onu dedim. Efendim ha bir arkadaşım profesör yok burada. Benden iki önce konuşan doğrudur. Çok güzel bir şey söyledi. Bu devleti yalnız bu devletin yalnız kayınboyu kurmadı. Yalnız Oğuzlar kurmadı. Bu devlette bütün Türk boylarının, bütün Türk soylarının emeği vardır. Bayrağında, al bayrağında kanı vardır. Kanın rengi vardır. Bu devlet hepimizin yüzündür. Bu devlet hepimizin yüzündür bu devlet. Sakın kimse size hava atmasın bu devlet bizimdir diye. Sakın kimse bize misafir gözüyle bakmasın. Hepimiz misafiriz dünyada. Sakın ha! Bu devlet sizin devletiniz. Bundan zerre kadar şüpheniz olmaz. Bundan zerre kadar şüpheniz olmaz. İleri! Marş ileri, alan düşmandan eski yerleri, hedef odur. Şahinler, eşkıyalar, efendim, ana yurdumuzu, doğma yurdumuzu elimizden almışlar. Bizim hedefimiz, gasp edilen malımızı geri almaktır. Gasp edilen malımızı geri almaktır. Bundan kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Efendim, peki biz ne yapacağız? Bu işi nasıl beğeniriz, nasıl beceririz? Vallahi billahi, bizim yapacağımız tek şey var. Bakın, hani bir laf var ya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için. Bir kere birbirimizle dargın olmayacağız. Birbirimizle barışık olacağız. Yine ben şunu tespit ettim. Tarih boyunca biz Türkler lokmamızı bölüşmüşüz. Ama hakimiyeti bölüşememişiz. Ya bizi zaten birbirimize düşürmek için elinden geleni yapıyorlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Üç tane ahıs kalmayayım ben bir arada gördüğüm zaman efendim onlara mihriban bulamıyorum. Bizi nasıl birbirimize düşürüyorlar anlayamadım. Allah aşkına her birimiz bir şekilde davamıza hizmet ediyoruz. Etmek mecburiyetindeyiz. En azından yüreğimizde bu bayrağı canlı tutacağız, yaşatacağız. Bir şey yapamıyorsak bir Uygur kardeşimizin aleyhinde Allah aşkına konuşmayacağız. Ona buğz etmeyeceğiz. Şunu hiç unutmayın. Nasipsiz bir şey olur mu? Olmaz kardeşim. Ya onun çok varsa, Allah ona çok vermişse Allah onu verdiğiyle imtihan edecektir. Allah bana vermemişse beni de vermemiştir. Acaba vermedim tahammül edebilecek mi? Verdim acaba şükredebilecek mi? Ben şahsen kimseyi kıskanmam ya. Malı varmış, gülü var. Bana ne kardeşim? Hesabını kim verecek? O verecek. Elimizden geldiğince birbirimize yardımcı olalım. Kardeş olalım, kardeş. Ben şunu derim. Önce devletimiz
kuracağız, içimizde kuracağız. Bu bizim kuracağımız devlet neyi emreder? Birliği, beraberliği emreder, değil mi? Önce kendimizle barışık olacağız. Ondan sonra o kurduğumuz devleti elimizin içine indireceğiz. İşte benim idealimdeki Türk devleti benim hanemdir, hanem. Ocağımdır benim. Akif'in dediği gibi sönmeden yurdumun üstünde tüten ocak. O benimdir, o benimdir ancak. Ben böyle, sen öyle, sizin eviniz böyle, sizin çoluk çocuğunuz işte bu devletin bu bayrağını. Ben elinde bayrak, sen elinde bayrak. Ben çıktım, sen çıktın. Bir olduk, beraber olduk. Yürüyoruz, yürüyoruz. Urumcu'ya doğru yürüyoruz. Kastel'e doğru yürüyoruz. Bunu hayalen gerçekleştirmeliyiz önce, hayalen. Bu işler önce, bu işler önce film olarak başlar. Ertuğrul önce devleti kurdu, şimdi yeniden diriliyor. Bu yeniden diriliş bir geleceğin ifadesidir. Yalnız Söğüt'te Osmanlı dirilmiyor. O aynı zamanda bizim yüreğimizde de, bizim yüreğimizde de Karahanlı'yı diriltiyor. Gün doğmadan neler doğar? Geleceği Rabbim bilir, biz bilemeyiz. Biz hazır mıyız? Biz onun hesabını vermeliyiz. Efendim, Rabbim inşallah Hidayetullah 3. Cumhuriyet diyoruz değil mi? 3. Cumhuriyet. İnşallah Rabbim onu nasip eder bize. Yani ben istiyorum ki biz artık uzatmalara uyuyoruz. Son çeyrekteyiz. Ben istiyorum ki Rabbim bana da nasip etsin. Ama Rabbim bunlara mutlaka nasip edecektir. Bildiğimiz duamız odur. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahumma Rabbana ya Rabbana teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Ve tüm mevlana bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi, hamd sana mahsustur. Var olan bir olan sensin Allah'ım. Kainatı yoktan var eden sensin Allah'ım. Sana olan imanımızla bütün üstün sıfatların sahibi olan yüce varlığınızla ilahi sana yalvarıyoruz. Amin. Ya Rabbi, biz senin rızan doğrultusunda çoluk çocuğumuzu büyütmek, senin rızan doğrultusunda ocağımızı tüttürmek için hicret ettik, yollara düştük. O nice nice dağları geçtik, nice nice geçitleri senin himayenle geçip buralara ulaştık ya Rabbi. Ya Rabbi, bugün Kasım ayının 12'si. Allah'ım, bizim büyüklerimiz senin rızanı elde etmek, senin adına fethedilen yerlerde senin adını tekrar yüceltmek için, ifka etmek için huruc ettiler, hareket ettiler. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni kurdular. Ya Rabbi, o cumhuriyetin kuruluşuna emeği geçen,
Muhammed Emin Buğrahanlara, Mesut Sabri Efendilere, İsa Yusuf Alttekinlere ve daha nicelerine, Berat Hacımlara, her birine sen rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, üçüncü cumhuriyeti kurmayı da bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, buralara geldikten sonra arkasına bakmayanlardan bizi etme. Her önüne dönüp baktığında bir kere de arkasına bakıp geldiği yeri hatırlayanlardan bizi eyle Allah'ım. Ya Rabbi de ya Rabbi, bize göz aydınlığı olarak vermiş olduğun yavrularımızı Doğu Türkistan davasıyla yetiştirmeyi, o kullandığımız ana alfabemizi, asli alfabemizi, ana dilimizi onlara öğretmeyi, onlarla o alfabeyle okuyup yazmayı ve o alfabeyi hayatının sonuna kadar anamızdan öğrendiğimiz o doğma dilimizi hayatımızın sonuna kadar yaşatmayı, götürmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, devletimizi önce gönlümüzde kurmayı bize nasip eyle. Amin. Gönlümüzde kurduğumuz devletin gerçek vatandaşı olmayı bize nasip eyle. Senin yüce davanın mensubu olmayı, senin sadık kulun olmayı bizlere nasip eyle. Bizleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, izinden, sünnetinden, muhabbetinden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bize şöyle bir şuur ver. Bir şeye karar verirken Rabbim ne der diye merak etmeyi bize nasip eyle. Bir karar verirken, biz bir söz söylerken, bir tasarrufta bulunurken, alırken, satarken, otururken, yerken, yerken, içerken Rabbim ne der? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne der diye merak etmeyi ve senin rızanı, Efendimizin hoşnutluğunu arama şerefini bize nasip et. Ya Rabbi, ya Rabbi, biz hasret içindeyiz. Doğduğumuz haneyi özledik ya Rabbi. Çocukken dolaştığımız sokakları özledik Allah'ım. Ya Rabbi, gölgesinde uyuduğumuz, dalından kiraz yediğimiz kirazı, dutu, bunları özledik ya Rabbi. Ya Rabbi, sürgünde olmak zor. Ya Rabbi, gurbette olmak zor. Ya Rabbi, vatanımızı özledik. Döndür bizi vatanımıza ya Rabbi. Nasip eyle bize devletimizi. Nasip eyle dönüşümüzü. Nasip eyle göy bayrağımızın semalarda dalgalandığını görmemizi. Nasip eyle bize ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Subhane Rabbika Rabbil Azzet Emma Yesufun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, bizi bize bırakma, bizi Efendimiz'e bağışla. Ya Rabbi, bizi birlikte, kardeşlikte ipka eyle ya Rabbi.